Buna ne gerek vardı? Kahvaltı hazırlamaya mı? Odadan bu kadar erken çıkmana. Çok önemli bir toplantıya katılman gerektiğini söylemiştin. Ben de iyi eşlerin kocaları için yaptıkları gibi sana kahvaltı hazırlamak istedim, o kadar. Madem kendi ellerinle hazırladın, şimdi ellerinle bana yedir bakalım. Benim gidip duaya bakmam lazım. Ertesi gün geline kahvaltı hazırlama geleneğini yerine getirdiğini gördüğüme çok memnun oldum Samina. Orta sınıftan bir gelin aldığınızdan onun rahat hissetmesi için bunların hepsini yerine getirmemiz gerekiyor. Bunlarla mutlu olacak. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsın? Selamünaleyküm teyze. Ve aleykümselam. Teyze, Maliha. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sabah sabah bunları hazırlamışsınız bize. Rica ederim canım. Maliha ile beraber size güzel bir kahvaltı hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Skandarcığım, mutlaka yemelisiniz. Sağ ol teyze ama ben zaten yaptım. Necaf sabah bana kahvaltı hazırladı. Aslında sizin kahvaltı getireceğinizi bilmiyordum. O yüzden ben de kahvaltı hazırladım. Samine Hanım, kahvaltı getirmemiş olsa bile yine de evimizde kahvaltı hazır olurdu bence, öyle değil mi? Evet, aslında... Aslında babam Necaf'tan kendi elleriyle kahvaltı hazırlamasını ben istemiştim. Gerçekten mi? Yani bu kahvaltıyı biz mi oturup yiyelim? Merak etme, biraz daha bir şeyler yiyebilirim. Evet. Tamam, ben artık ofise gideyim. Önemli bir toplantım var. İşim en fazla 3-4 saat sürer. Bana neden söylüyorsun ki? Sana engel olmuyorum. Tamam. Düşündüm de belki gitmemi istemiyor olabilirsin ama söylemeye utanıyorsundur belki. Bunda çok yanılıyorsun. Ben seni bırakmak istemiyorum. Allah'a emanet ol. Oh anne, biliyor musun? Salma farklı saç şekilleri yapmayı bile bilmiyor. Merak etme. Ben senin saçlarını yaparım. Tamam. Hoşça kal anne, teşekkür ederim. Necaf, bir tavsiye vereyim mi? Hı? Emin ol, kardeşim olmasaydın sana tavsiye vermezdim. Ne oldu Maliha? Lafı dolandırıp durma da söyle hadi. Duayı kendine bu kadar alıştırma. Ne demek istiyorsun? Anlamadım. Şunu demek istiyorum. Kusura bakma ama artık onun bakıcısı değilsin. Onunla ilgili işleri kendi başına yapma. Bırak hizmetçiler işlerini yapsın. Maliha, öncelikle Doğa benim yanımda çok rahat ediyor. Hem ikincisi, bu koca evde zaten yapacak başka işim yok benim. Ne yapacağım ki? Hey, neden yokmuş? Alışverişe çık, partilere katıl ya da derneklere falan katıl. Yani bizim sınıfımızdaki kadınlar öyle yaparlar.
Malia, ben bunları yapamam, olmaz. Zaten böyle şeylere alışkın da değilim. Ben yanındayım. Sana her şeyi öğreteceğim. Sen sadece beni dinle. Necaf, neye gülüyorsun şimdi? Öğreneceksin. Skandar seni şimdi beğenmiş olabilir ama bu tarzında seni hep beğenecek mi peki? Belki de beğenir. Ancak %1 ihtimal veriyorum. Görürsün. Yakında modern bir eş isteyecek kendine. Bundan %100 eminim. Sosyal çevresiyle tanıştırabileceği birini isteyecektir. Böyle şeyler isteyince ne yapacaksın? Ev işi mi yapacaksın? O yüzden şimdiden alıştırma yapmaya başlaman iyi olur. Hem kardeşin de sana bu konularda yardım etmek için yanında. Evet. Tamam. 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 Allah'a emanet. Artık kardeşini buldun. Anneni hiç umursamıyorsun. Sizin bir yere mi gitmeniz gerekiyor? Size kahvaltı getirdik. Artık evimize dönmeyelim mi? Bu arada bir gelenek daha var. Kahvaltıdan sonra yeni gelin annesinin evine gider. Gerçekten mi anne? Çok iyi. Hadi Necaf, bizimle gel. Hayır. Ben aslında Skandar'dan izin almadım. Gelemem. Skandar mı? Bizimle gelmeni itiraz etmez ki. Hayır ama yine de... O Necaf, geri kafalı kadınlar gibi davranıyorsun. Ne zamandır burada yaşıyorsun? Buradaki hayat tarzını artık anlamış olman gerekir. Sen Skandar'ın eşisin ve bu statüyle birlikte birçok hakkın var. Nereye istersen gidebilirsin. Teyze, haklısın ama yine de ben yapmasam... Canım, beni dinle. Zengin aileye gelin olarak geldin. Buranın adabını öğrenmen gerekiyor. Annem haklı Necaf. Doğru söylüyor. Sence iyi bir gelin gibi İkbal amcadan bizimle gelmek için izin istesem bundan etkilenir mi? Hayır Necaf, sadece buna çok şaşıracaktır. Şimdi böyle önemsiz konular için sürekli beni rahatsız edecek diye düşünüp durur. Skandar'a sorarsan o da aynı şekilde düşünür. Senin planlarını konuşmak için sürekli toplantıların mı bölünecek diye düşünür. Maliha çok haklı. İyi ki Maliha gibi bir rehberin var. Yoksa sürekli böyle önemsiz konularla Skandar'ı rahatsız edecektin. Of Necaf, daha ne düşünüyorsun? Bizimle gel. Peki, tamam. Bana 2 dakika izin verin o zaman. Doğa'ya haber vereyim. Of, bu kızı hiç anlamıyorum. Necaf, daha evleneli 24 saat bile olmadı. Artık evlilik hayatını düşün. Üzerinde çalışman gereken şeyler var. Bunu biliyorum Maliha. Bana 2 dakika izin verin de ben gidip Doğa'ya haber vereyim. Salma, baksana. Ben Samina teyze ve Maliha ile çıkıyorum. Doğa'ya haber ver, olur mu? 2 saate dönerim. O arada Doğa ile ilgilen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.